Amfizem sentrasiner ve panasiner olarak iki kategoriye ayrılır. Bu iki terim amfizemin görüldüğü yerle alakalıdır. Bir benzetme yapmak gerekirse bir şehri sel bastığını düşünün. Sel sadece merkezi cadde ve sokaklarda mıdır yoksa tüm cadde ve sokaklara yayılmış mıdır? Evet, sentrasiner ve panasiner kısaca amfizemin etkilediği yeri tanımlar. Kelimeleri inceleyecek olursak, Latinceden gelen pan, her yer, centra ise merkez anlamına gelir. Asiner ise yine amfizemin bulunduğu yeri tanımlayan bir başka terimdir ve akciğerdeki asinöz bezlere işaret eder. Asinözün ne olduğunu daha iyi anlatabilmek için size akciğerleri çizmek istiyorum. Bu soluk borusu, bunlar en büyük iki bronş. Bu akciğer loblarından biri bu da diğeri. Bronşların bir ağacın gövdesi gibi olduklarını düşünebilirsiniz. Çünkü bir noktadan sonra aynen bir ağaç gibi dallanmaya başlarlar ve bu dallara da bronşçuk adı verilir. Amfizem için incelememiz gereken seviye de zaten burası. Evet. Bunun bir bronşçuk olduğunu düşünürsek burada çizdiğim şu kısımda hava yolunun geri kalan kısımlarıdır. Evet, şurası da alveol kümesi. Gördüğünüz gibi akciğerlerimizdeki bu uzantıların hepsinde bir sürü asinöz bez vardır. Ve bu bezlerden bir tanesi işte aynen buna benzer. Az önce de söylediğim gibi sentrasiner ve panasiner terimleri ise bu asinöz bezler üzerinde nerede olduğumuzu tanımlayan terimlerdir. Çizdiğim sağlıklı asinöz bezindeki yapıların mevcut olan elastin proteini sayesinde son derece esnek olduklarını belirtelim. Elastin elastaz isimli proteaz tarafından parçalanır ve bu eski dokuların yenileriyle yer değiştirmesini istediğimiz için çok iyi bir şeydir. Bu mekanizmayı kontrol eden ise alfa 1 antitripsin isimli karaciğerde üretilen bir bileşiktir. Alfa 1 antitripsinin görevi kandaki elastaz miktarını kontrol etmektir. Kısacası alfa 1 antitripsin elastini engelleyen elastazı engellediğinde elastin miktarının artmasını sağlar. Elastinin sentrasiner yani bu bölgede mi yoksa panasiner yani bu bölgede mi yıkımı olduğu konusuna gelirsek, bunun neden bu kadar fazla elastaz olduğuna dair patofizyolojik bilgilere bağlı olduğunu bilmelisiniz. Yani acaba elastin neden yıkıma uğratılıyor? İsterseniz önce sentral siner durumu inceleyelim. Az önce çizdiğim asinoz bezi çiziyorum. Bu çizimde elastin eksikliği yüzünden hava yolu duvarlarının yüzeyinin azaldığını, geriye kalan duvarların da daha büyük, daha yumuşak göründüğünü ve orijinal şeklini koruyamadığını fark etmiş olmalısınız. Sentrasiner bu durumu tanımlar ve elastin yıkımının ön kısımda yoğunlaştığı ve her yere yayılmadığı anlamına gelir. Sentrasiner, amfizemin ilk patofizyolojisi olan enflamasyona bağlıdır. Vücudumuzda enflamasyon olduğunda, enflamasyona karşı savaşacak olan nötrofiller göreve çağrılır. Nötrofiller, elastas salgılar. Enflamasyon durumunda akciğerlere gelen nötrofiller elastas salgıladıklarında ise aradığımız suçluyu bulmuş oluruz. Enflamasyon yüzünden çok yüksek miktarlarda elastaz salgılanır. Bu durum genellikle sigara kullanımından kaynaklanır. Sigaradan çıkan dumanın sadece bir tür gaz olduğunu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Çünkü bu gazın içinde akciğerlere kadar ulaşan ve sayıları milyarları bulan minik parçacıklar vardır. Bunların hepsi vücudumuz için yabancı madde statüsünde olup iritasyona sebep olurlar. Bir filtre görevi gören akciğerlerimiz ise asinöz bezlerin uç kısımlarına ulaşamayacak kadar büyük olan bu parçacıkları buradaki ön kısımda yani asinözün merkezi kısmında kapana kıstırırlar. Sigara kullanımının neden sentrasiner amfizeme sebep olduğunu anladınız değil mi? Evet, sentrasiner Amfizemin buradaki akciğer yapısında daha ön kısımlarda bronşçuklara yakın yerlerde gerçekleştiğini ifade eder. Sırada panasiner var. Panasiner amfizeme dış bir etmen sebep olmaz. Bu durumu ortaya çıkaran alfa 1 antitripsin eksikliği yüzünden genellikle vücudun kendisidir. Bu bileşiğin elastazı engelleyerek elastin miktarını dengelediğini az önce söylemiştik. Alfa 1 antitripsin olmadan kontrol dışı kalan elastaz, bulduğu tüm elastin proteinlerini yıkıma uğratır ve bu yüzden de tüm akciğer dokusunu etkiler. Evet, burada esnek dokuların hepsinde bulunan elastinin yıkıma uğratıldığını düşünebilirsiniz. Ha bu arada şunu da belirtelim. Alfa 1 antitripsin karaciğerde üretiliyordu ve eksikliği genetik kodlamada yani DNA'daki bir hata sebebiyle gerçekleşiyordu. Bu hata yüzünden şekli değişen protein karaciğerden çıkamadığında bir karaciğer rahatsızlığına, akciğerlerde ise panasiner amfizeme sebep olur.